Sen kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz baharı? Sen doğmayan günü neyleyim? Neyleyim sensiz ben bu dünyayı? Üç kıtaya yayılan ve fethettiği yerlerde yıllarca adaletle hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerine bina ettiği temellerin başında peygamber sevgisi gelmektedir. Şevkle, aşkla çıktıkları her seferde ve kazandıkları her zaferde peygamberimizin sünnetine uyarak yüce Allah'ın rızasını kazanmaya gaye edinmişlerdi onlar. Osmanlı sultanları hayatları boyunca hep bu gayeyi gözetmişler ve sultanlar sultanına duydukları hürmet ve muhabbeti her fırsatta fiilen de ifade ederek bu duyarlılıklarıyla örnek olmuşlardır. Fatih Sultan Mehmet, sevgililer sevgilisine karşı duyduğu derin muhabbetini en güzel biçimde İstanbul'un fethinde ortaya koymuştur. Kutlu Fethin hazırlıkları aşamasında Rumeli Hisarı'nı onun güzel ismi Muhammed'in Arapça yazılışına göre inşa ettirmiş ve hatta yapımı sırasında kendisi de bizzat taş taşımıştır. Fatih'in fetihten hemen önce dile getirdiği sözler bu coşkusunu ifade etmektedir. Fatih Sultan Mehmet diyordu ki, "Sen kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz baharı? Sen doğmayan günü neyleyim? Neyleyim sensiz bu dünyayı? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem, Meltem'i istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem, vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden, senin aşkının ateşi yaksın. Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim, bu kalbi istemem, ateşi istemem, koru istemem. Seni görmediğim vahalar bedevilerin olsun. Ben senin çölünü isterim, suyu istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim, kulağımda küpem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden. Yoksa neyime? Bu fethi istemem, Mısır'ı istemem. Cihanı istemem. Ben Sultan Fatih'im. Önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem. İstanbul'u istemem. Ben bir garip Yunus'um. Yazdığım sensin, yandığım sen. Senden gayrı bir aşka ben kalemi istemem, kağıdı istemem. Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, istemem. Osmanlı deriz, padişah deriz de peygamber sevdalısı, cihan sultanı, Kanuni Sultan Süleyman'ı unutur muyuz hiç? Hani
Hani rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür de kendisine Belgrad, Rodos ve Bağdat kalelerini fethetsin, fethedesin der ve sonra da benim şehrimi imar edesin der. Tabii Kanuni de hemen haremini imar ve ıslah eder. Hatta oğlu 2. Selim'e servetiyle hacılar için su getirecek bir vakıf dahi kurulmasını vasiyet eder. Rüya doğru muydu değil miydi diye ikileme düşmemişti Cihan Padişahı. Sevgili buyurmuştu ya, sevgilinin buyruğunu hafife almıyordu. Neydi, nasıldı düşünmüyordu ve o hemen onun istediğini yapıyordu. Tabii ki bunu ona yaptıran 600 yıllık Osmanlı'yı ayakta tutan aşktı, muhabbetti, vuslattı. Onun Efendiler Efendisi'ne yazmış olduğu naat vardır. Evet, bu naatı da hemen sizlerle paylaşalım. Diyor ki Kanuni Sultan Süleyman, Nuri alemsin bugün hem dahi mahbubi huda, eyleme aşıkların bir lahza kabından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dem bedem, dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adım başka şefaat eyleye, Ahmet-ü Mahmud'u, Ebul Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona ve şems dahi ve duha. Rüyuna alnına mührü mahu benzetsem ne ola? Bu libasu hay huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba, cümü isyanım bir birundur gerçi hatten servera. Sen şefaat kanisin geldim sana şefkat uma, bu muhibbi tevbeyle tövbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena. Ve Kanuni Sultan Süleyman bir diğer şiirinde şöyle diyordu Cihan Padişahı. Allah'ın has kulusun, bir adım Mahmud oldu. İki cihanda vücudun Allah'a yakın oldu. Gerçi Allah'ın davetine yeter bugün iki şahit. Allah'ın Resulü olduğuna dört kitap şahit. Diğer Osmanlı padişahı ise Bahti ve Ahmedi mahlaslarıyla şiirler yazdığını bildiğimiz Sultan 1. Ahmet'tir. Rivayet edilir ki Sultan Ahmet camini 6 minareli yaptırmak isteyince Kabe'nin minaresinin de 6 tane olduğunu söylerler. Burayı onun denginde yapamazsın denilince o zaman Kabe'ye 2 minare daha ilave ettirmiş ve 6 minareli olarak yaptırmıştır bu camiyi. Peygamberimizin ayak izinden resmini çıkarttığı bezi sürekli başında taşımış, Efendimiz'e sevgisini aşikar göstermiş ve 28 yaşındayken vefat etmiş olan büyük bir şahsiyet olduğu vurgulanmıştır 1. Ahmet'in. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yazdığı şiirse şöyledir. Ne ola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi pakine ol Hazreti Şah-ı Resulün, gül gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Bahtiyar durma, yüzün sür kademine o günün. Resullerin şahı olan Hazreti Muhammed'in ayak izi resmini tacım gibi başımda taşısam, bunda şaşılacak bir durum yoktur. Çünkü peygamberlik bahçesinin gülü, o ayak izi sahibidir diyor mealen sevgili izleyiciler. Evet, diğer bir şiirinde ise şu ifadeleri kullanıyor 1. Ahmet. İftirakınla efendim bende takat kalmadı. Yekpare oldu bu dil, aşkta muhabbet kalmadı. Şol kader ağlattı beni, bir çareyi hükmü kaza. Giryeden hiç Hazreti Yakub'a nöbet kalmadı.
Daha nice padişahlar vardır. Efendiler efendisine sevdanısını dile getiren. Onlardaki öyle bir aşktı ki İstanbul'u fethederken karadan gemi yürüttürdü. Onlardaki öyle bir sevdaydı ki Mısırları, Kudüsleri fethettirdi. Onlardaki öyle bir sevdaydı ki asker ocağına peygamber ocağı, askerine Mehmetçik, devletine devleti Aliye-i Muhammed dedirtti. Allah mekanlarını cennet etsin diyelim. Allah onlardan razı olsun diyelim. Bütün salatu selamlarda efendiler efendisine olsun. Son söz olarak Necip Fazıl Kısakürek'ten. Elinde alamet, izinde selamet, tek isim Muhammed, bir harf, bir kelam. Esselam, esselam. Allah'a ısmarladık.